Evet, 11 Mart'ta Covid-19 salgını sonrasında en çok vücut bağışıklığımızı güçlendirmek için uğradığımız yerler aktarlar oldu. O aktarlarda neler tercih etmiştik en çok? Doğal ürünler tercih etmiştik. Uzmanların en çok da kullanmamızı istediği ıhlamur çayı. Geçtiğimiz yıl ıhlamur çayının kilogramı 120 liraydı. Bu yıl ıhlamur çayı 220 liradan kilogramı başlıyor. 300-350 liraya kadar çıkıyor. Bu da iç piyasada hava muhalefetinden dolayı ürünlerin yoğun üretilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Fiyatların daha ne kadar, nereye kadar artacağı da ıhlamurda bilinmiyor. İşte gördüğünüz gibi Balcı Atilla, yani aktar dükkanındayız. Burada doğal bitkiler var, görüyorsunuz. İstediğiniz çeşitler, istediğiniz bağışıklığı artırmak için öneriler burada sunuluyor. Yani Covid-19'dan kurtulmak veyahut da bağışıklık sistemimizin zayıf yakalanmaması için aktarlara mutlaka uğrayalım, kendimize bakalım, daha sağlıklı olalım diyorum. Ihlamur çayıyla ilgili yoğun talep var mı? Bu korona nedeniyle yoğunlaştı. Evet. Neler söylüyorsunuz? Ben Deniz Atilla Şentürk. Kendim aktarlık yapmaktayım. Ihlamur'a bu seneki talebimiz çok yüksek. Bu koronavirüs COVID-19 hastalığı sebebiyle bazı arkadaşlarımız bu olayı ticarete döktükleri için geçen seneye nazaran yapılacak olan fiyatlar konusunda çok uçuk rakamlar gelmeye başladı. Geçen yıl ne kadardı mesela kilogram? Zannedersem, yani yanlış olmasın, 120 lira, 130 lira, 150 liraya kadar devamını getirebiliyorduk. Ama şu anki pozisyonumuzda şöyle söyleyeyim, 200-250'ye kadar giden fiyatlarımız var. Niye ama bu kadar arttı böyle? Ne oldu? Şimdi şöyle, bu seneki yağışlardan veyahut da olasılık zannedersem fazla ıhlamur olmadığını söylüyor bazı arkadaşlarımız konusunda, çiftçilerimiz konusunda. Ama gelen akıbetlere göre yurt dışından da bizim Türkiye'ye ıhlamur girdiğini söylüyorlar. Bazı arkadaşlar işte yurt dışındaki olan ıhlamurun biraz daha böyle zayıf olduğunu söylüyorlar. Bizim kendi üreticimizin ıhlamuru daha kaliteli, daha öz. Görmüş olduğunuz gibi yapraklarındaki altınlık derecesi, üzerindeki işte böyle renginden dolayı, yaprağından dolayı gayet güzel bir fiyatlarda satıyoruz. Gerçi biz diğerleri gibi o kadar zamlı olarak satmıyoruz ama bu kadarını böyle 70 gramını, 65 gramlarını kadar 10 liraya kadar verebiliyoruz şu anda kendi ihtiyacımız sonrasında. Yani herkesin bütçesine göre mi ayarladınız? Yani ortak olarak şöyle söyleyelim, aile bütçesine göre ayarladık diyelim. Normalde 50 gramını 10 liradan verenlerimiz var, 12 liradan verenlerimiz var. Hatta bazı arkadaşların 50 gramını İstanbul piyasasında 20-25'e kadar verdiğini bile biliyoruz. Ama şimdi tabi ticaret grubunda herkesin yaptığı iş farklıdır. Ona bir şey diyemeyiz yani. Hanımefendi, doktorlar genelde bu boğaz tahrişleri için ıhlamur çayını Aynen öyle. Ihlamuru özellikle kuşburnuyla birlikte demlersek bu hem C vitamini alırız, hem boğazdaki bu yanmalar, gıcıklanmalar, göğüs dolgunluklarına iyi gelir. Öksürüğe, balgama birebir iyi gelir. Tabi bunu içerken içine limon ve balla zenginleştirsek süper olur. Süper bir kış çayı. Hem ucuz hem de verimli olur Allah'ın izniyle. Yani şeker yerine bal. Tabii şekeri tüketmiyoruz zaten. Şekeri artık zaten hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca pancar şekerini tüketmememiz gerekiyor. En doğalını bulabildiğimiz, güvendiğimiz aktarlardan kestane balı, çam balı, çiçek balı tüketebiliriz. Peki korona salgını da var Atilla Bey. Evet. Bununla ilgili yani ıhlamur çayının dışında neler öğrenebiliriz? Yani ıhlamur çayının dışında bizim kendi yaptığımız, mesela bugünlerde Udi Hindi yağı dediğimiz bir bitki var. Udi Hindi direnç konusunda böyle şey yaptığımızda Udi Hindi yağını çok tavsiye ediyoruz. Udi Hindi'nin kendisini çok tavsiye ediyoruz. Mesela bizim şu anda firmalarımızdan vermiş olduğumuz özel bir ekstratlarımız var. Direnç olarak dediğimiz bal polen, propolis, arı sütü veya bunların kendi konularında biz kendimiz de zaten takviye yapıyoruz. Bazı karışımlar diyor. Yetişkin olan bünyelerde sabah akşam birer tatlı kaşığı kullandırıyoruz. Ama 12 yaşından küçük olanlarda dediğimiz zaman birer çay kaşığı şeklinde kullandırıyoruz. Bazı değerlerinde mesela bizim tabii ki abilerimiz, kardeşlerimiz içerisinde balı pekmezi sevmeyenler var. Arı sütünü, poleni sevmeyenler var. Onlar için de bazı firmalarımızdan gene geldiği kadarıyla böyle ekstrat tedavilerimiz var, şuruplarımız var. Mesela kara mürver, kara zencefil, ekinezya, propolis ve keçi boynuzu özünden elde edilmiş. Zaten
kış aylarına yaklaştığı zaman bizim size şu anda tavsiyemiz konusunda C vitamini ağırlıklı ve bağışıklık sistemini kesinlikle dibe vurmayacak olan ürünleri kullandırmamız lazım. Mesela diyoruz ki hani bitki çayları tüketelim, normal çaylar tüketin de şeylerinde. Yanlarında böyle bir tane ürünle birlikte kullanırsak çok daha kaliteli sonuçlar, çok daha vücudumuzun direnç bakımından, C vitamini bakımından, kalsiyum, potasyum, magnezyum bakımından. Hepsi zaten alerjileri de var bazı ürünlerin üzerinde. Gribal enfeksiyona yenik düşmüyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığı olayları dediğimizde de o bizim bağışıklığımız. Yani bizim şimdi... Koronaya da dahil edebiliriz tabii yani. Yani Covid-19 zaten sağlam bünyeye vurmuyor. Yani böyle hastalıklı, kuar rahatsızlığı olan, nefes darlığı çeken, astımı olan, kalp hastalarında, yüksek derecede şeker, kolesterol hastalarında, yani hastalıklı bünyeyi seçiyor bu. Nasıl diyeyim, nalet olası hastalık mı diyeyim, yani bizden uzaklaşmasını yapan, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama Covid bunlarla ilgili seviyor. Biz de sevdirmeyeceğiz kendimize. Bir aktar olarak, bir balcı atili olarak ne önerirsiniz vatandaşlara? Valla şu anda önereceğimiz olanlar C vitamini bol bol tüketecekler. Bitkisel çaylardan tüketecekler. Bu arı sütü polen pal ürünlerinden tüketecekler. Tabii ki herkesin diyoruz ki işte abileri, kardeşleri yaptığı işler vardır. Bazı arkadaşları vardır. Aktar konusunda olsun, yetiştirici konusunda olsun. Bunlara güvendikleri yerlerden alırlarsa gayet güzel olur. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum kesinlikle. Zaten biz ıhlamurumuzla, karışımlarımızla, böyle özel bitki çaylarımızla veya ne bileyim işte... Yani vücudumuzun denge yapısında mesela bazı konularda aldığımız C vitamini takviyelerle, mesela ekstrat tedavileriyle, ama böyle gene şöyle söylüyorum, kara mürver şuruplarıyla, ekinezyamızla, propolisimizle veya vücudun denge yapısını bozmayacak, bizi daha çok böyle bu olaylarda böyle daha kuvvetli yapacak doğal ürünler tavsiye ediyoruz. Ama şunun bir gerçeği var, bu aylarda en çok tüketilmesi gereken bir bal neyi tavsiye ederseniz derseniz, iyi bir kestane balı her şeyin başında, en net sağlıktır diye diyebilirim. Vücudun doktoru. Doktorudur yani. Ama propolisi de sakın ve sakın unutmayalım diye söylüyorum. Başka da zaten şu andaki söyleyeceklerimiz bunlar. Ama bağışıklık sistemimiz, insan vücudunun en büyük net garantili geri dönüşümü bağışıklık sistemi. Çökmedikten sonra hastalık Allah'ın izniyle bize bulaşacağını düşünmüyorum.